İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal V kanallarına hoş geldiniz. Bu hafta yüzümüz gülüyor. Sebebi de temsilcilerimizin haftayı 3 puanla ve galibiyetlerle kapatması. Antalyaspor Karabük karşılaşmasında Eto'nun adeta tek başına aldığı maçı 2-1 yenmeyi başardı. Karabük'ü yenmeyi başardı. Aytemiz Alanyaspor'da Akhisar deplasmanında 4-0 gibi çok farklı bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu iki karşılaşmayı yorumcularımız İlhami Kaplan ve Erdal Atılgan'la birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle her zamanki gibi programımıza Antalyaspor'dan başlıyoruz. Antalyaspor'a maça geçmeden önce bu maçla ilgili çok güzel bir gelişme vardı. Maç öncesinde lösemili çocuklar haftasından dolayı lösemiyle mücadele eden kardeşlerimiz bu karşılaşmaya seremonide futbolcuların ellerinden tutarak seremoniye çıktılar. 15 kadar lösemi hastası kardeşimiz bu karşılaşmaya çıktı. Aileleri de Antalyaspor Derneği ve Antalyaspor AŞ yönetimi tarafından kendilerine ayrılan locada aileler de bu karşılaşmayı izledi. Lösemili kardeşlerimizin aileleri. Bu konuda ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü o çocukların yüzündeki bir gülümseme bile çok önemli. O çocukların yüzlerini güldürebilmek çok önemli. Bundan dolayı bunu kim düşündüyse, aklına getirdiyse, hayata geçirdiyse herkese teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yaptılar. Bundan dolayı yani kendilerine ben kendi adıma müteşekkirim. İkinci olay da... İsterseniz birinci olayı bir ilave de ben yapayım. Buyurun. Yine Konyaaltı'nda bulunan huzur evinde Evet. hayatlarını devam ettirenler için de Antalyaspor yönetimi başta Bora Tarzıoğlu olmak üzere o insanların da futbolu sevenlerini tribünlere çekmeyi başardılar. Evet. Oradan da bir grup arkadaşları alıyorlar, maça getiriyorlar. Onlara da o sevinci yaşatıyorlar. Ya bunları da güzellikler olarak teşekkürlerimizi sunarak ifade edelim. Aynen öyle. Lösemi haftasını kutluyorum ben de. Duyarlı davranışlarından dolayı da yönetimi tebrik ediyorum. Kesinlikle. Çok güzel bir davranış. Çok çok önemli. Çok da etkili. Tebrikler. Emeği geçen herkese ben de kutluyorum. İkincisi de bir başka güzel bir tarafı daha var. Yani maçı konuşacağız. Maçta galibiyet tabii çok önemli. Ama oynanan futbol beni çok fazla mutlu etmedi. Yani yüzümün gülmesinin sebebi oynanan futbol değil. Esasında alınan sonuç yüzümü gülmesinin sebebi. İkinci bir konu da Büyük Antalyaspor Derneği geçtiğimiz sezon çok güzel, çok önemli bir organizasyona imza attı. Neydi bu? Akseki'den, Elmalı'dan hayatlarında hiç maça gelmemiş, stadyuma gelmemiş çocukları tespit edip geçen sene maçlara getirdiler. Bu çok fazla kamuoyunda dillendirilmedi. Bu sezonda bunu devam ettiriyorlardı. Yalnız geçen hafta Baraj İlköğretim Okulu, bak Baraj İlköğretim Okulu'ndan beden eğitimi öğretmenlerimiz kendileriyle irtibata geçmişler. İsimlerini de hemen buradan zikredelim. Burak Atatekin beden eğitimi öğretmeni ve Aziz Yıldız beden eğitimi öğretmeni. Başta okul müdürümüz Hüseyin Şahin olmak üzere irtibata geçiyorlar sosyal medya aracılığıyla. Bu çocukların Antalyaspor maçlarına gelmek isteyen çocuklarımızın imkansızlıktan dolayı gelemediğini ve destek istiyorlar kendilerinden. Dernek de, Büyük Antalyaspor Derneği de gerekli izinleri alıyor ve bu çocuklarımızı maça getirdi. Derneğin başında Aziz Çetin var herhalde. Aziz Çetin var, evet. Avukat, evet. Avukat Aziz Çetin var. Bu konuda da başta dernek başkanı Aziz Çetin olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etmek gerekiyor. Son derece önemli. Yani ben Antalya'da oynanan Galatasaray maçında, şimdi geçen sezon Antalya'da oynanan aynı gene Galatasaray maçında hatırlıyorsunuz. Bir taraftar Antalyaspor tribününün Rixos bölümünde Galatasaray formasıyla oturuyordu ve kale arkasından bir tepki olmuştu. Evet. Sonra o taraftar formayı çıkartmıştı. Yanında da Galatasaray formalı bir çocuk vardı. O çocuğa hiç kimse tepki göstermemişti. Bu sezonki Galatasaray maçında buna benzer bir olay VIP tribününde yaşandı. Ve tribünden çıktı, çıkartıldı, kendi istedi. Yani bu kendi isteğiyle de çıkmış olabilir o kişi. Yalnız çok fazla kamuoyunda gündem oldu. Bu konuyla ilgili ben şu öneride bulunmuştum. Bir çocuk tribünü yapalım. Bir çocuk tribünü yapalım, bir farkındalık yaratalım. Çünkü çocukların olduğu yerde küfür olmaz. Çocukların olduğu yerde şiddet olmaz. Kavga olmaz. Bir farkındalık yaratalım. Antalya'nın
kucaklayıcı tavrını gösterelim herkese. Antalya taraftarı Galatasaray formalı giyene de saygı duyar. Fenerbahçe forması giyene de saygı duyar. Beşiktaş forması giyene de saygı duyar. Duyulması lazım. Zaten. Duyulması da gerekiyor. Tabii. O yüzden bunun öncülerindendir Antalya. Ama belki içlerinden bir kişi çıkıp fevri bir hareket, yanlış bir hareket yapmış olabilir. Bunu bütün Antalya'ya, bütün Antalyaspor taraftarına mal etmek doğru bir şey değildi. Kesinlikle. Ancak bu yaşandı. Bu şekilde kamuoyunda gündem oldu diyelim. O yüzden ben çocukları çok önemsiyorum. Bir tane çocuğun bile maça gelmesi demek, o çocuğun Antalyaspor'da olması demektir. Bundan dolayı ben öncelikle Lösevili kardeşlerimiz Zim maça seremoniye çıkması, sonrasında da Baraj İlk Öğretim Okulu öğrencilerinin tribünde ellerinde bayraklarla şarkılar söylemesi, tezahüratlar yapması çok hoşuma gitti. Bilmiyorum Erdal abi sen ne dersin? Valla çocuklar geleceğimiz, istikbalimiz, her şeyimiz. Onlar için ne yapsak az. Özellikle spor dalında da elimizden ne geliyorsa yapmak lazım. Onları eğitirken de her şeyin iyisini göstermek lazım. Aynen. Sporun da centilmenlik, dostluk ve ahlak kısmını da onlara aşılamamız lazım. Bu yapılan duyarlı çalışmalardan dolayı emeğe geçen herkesi kutluyorum öncelikle. Aziz Çetin'i de çok iyi tanırım. Ona da tebrik ediyorum. Ben bununla ilgili bir şey anlatayım. Belki sevgili İlhami bilecektir veya duymuştur. Biz yıllar önce bir şey başlattık. Ben bir tarafım denizci. Aynı zamanda denizciyim. Uzun yıllar Gema Centeli Deniz Ticaret Odası'nda görevler yaptım. Bir Rotary grubunda da üyeyim aynı zamanda. Böyle bir şey geldi, öneri geldi bize. O öneri denizi tanımayan çocukları denizle buluşturmaktı. Bu denizi tanımayan çocukları denizle buluşturmak dışarıdan bakınca belki biraz şey gibi gelir insanlar ama o kadar etkili ki. Evet. Bu bizim etrafımızdaki köylerde, çevrelerde deniz görmeyen, denizi tanımayan, gemi nedir bilmeyen, şilep nedir bilmeyen, yolcu gemisi nedir bilmeyen, yat nedir bilmeyen o kadar çocuk var ki. Çok. O çocukları ben de zaman zaman onların derslerine girdim. Ben de zaman zaman orada bulundum. Onlara briefinglerde bir şeyler anlatmaya çalıştım bildiğim kadarıyla. Ve o kadar mutlu oldum ki o denizle buluşmaları, o gemilerle buluşmaları, orada o ambiyansı yaşamaları. İşte bunun için çocuklarımız için ne yapsak azdır. Eğitmek lazım, göstermek lazım. Her şeyin iyisini göstermek lazım. Onun için çok duyarlı bir davranış. Emeğe geçen herkesi kutluyorum. Aynen. Ya tabii ben de bu konuda geçmiş yönetimlerinde yaptığı bir uygulama vardı. Yanılmıyorsam organizasyonun başında da Emin Altıner vardı. Okulları ziyaret ediyorlardı. Bu geçen sene de devam etti. Bilmiyorum bu sene devam ediyor mu? Okullara gidiyorlar. Öğrencilerle ETO'yu ve işte Antalyaspor'da top oynayan, onlar için idol gibi görülen kişileri tanıştırıp sohbetler yapıyorlardı. Bu tür konuşmalar geleceğe yatırımdır. Türkiye'de insanlar bir şey konuşmaya başladıkları zaman hep eğitim derler ama eğitimin geriye dönüşü çok uzun süredir. Evet. Dolayısıyla genç yaşta bu genç beyinlere Antalyaspor sevgisini aşılamak da bence son derece doğru. Senin anlattığın, dikkatini çeken konu için seni de kutluyorum. Böyle güzel bir olayı yakalamışsın. Biz burada zaman zaman sportif eleştirilerimizi tabii ki yapacağız ama güzellikleri de burada paylaşacağız. Tabii, çünkü güzellikler paylaşıldıkça zenginleşir. O anlamda seni de kutluyorum böyle bir konuyu gündeme getirdiğin için. Sağ olun İlhami Hocam. Okul ziyaretleri son derece önemli. Benim çok önemsediğim bir proje. Arkasında olduğum bir proje. Devam desteklediğim etmeli. Bir proje. Mutlaka devam etmeli. Yalnız bu konuda belki şöyle bir eleştirim olabilir. Okul, tabii bütün okullar mutlaka ziyaret edilmeli. Ama okullara ziyaret ederken de kolejlerden başlamayalım. Ben bu konuda yani özellikle devlet okullarından başlanması gerektiğini düşünenlerdenim. Hatta köy okullarından başlanması gerektiğini düşünenlerdenim. Zor olabilir biliyorum. Ama mesela Akseki'de bir köye ETO'yu götürmek son derece önemli. O çocuğun ufkunu değiştirmek çok önemli. Bak senin az önce bahsettiğin bir şey var. Onu bir proje haline getirebilir Antalyaspor. Çocuklar için belki de önce olur. Öyle bir çocuk tribünü yapılabilir. Hı-hı. Hatta o tribünün altına çocuk oyun bölümleri de yapılabilir. Şimdi biz restoranlarda yapıyoruz ilanı. Ben mesela ilk restoranı açtığımda yurt dışında gördüğüm bir şey vardı. Bizde de yoktu Antalya'da veya Türkiye'de var mı bilmiyorum ama o dönemde çocuk kulübü yaptık.
O çocuk kulübü o kadar tutuldu ki. Çocuklu aileler bir işletmeye gittikleri zaman rahatsız oluyorlardı, sıkıntı yaşıyorlardı. Çünkü rahat yemek yiyemiyorlardı. Ama çocuklu aileleri de çekebilmek için bir kulüp yaptık. Başına da bir öğretmen koyduk. Öğretmenle beraber o çocuklar orada oyun oynuyorlar. Aileler de yemeklerini yiyor. Çocuklar bir taraftan hem yemeklerini yiyor hem oyun oynuyorlar. O kadar güzel bir şey. Bak onu yapabiliriz. Onu biz de öncüsü olup program olarak işleyip Antalya Spor Kulübü ile paylaşabiliriz. Ve özellikle kırsal kesimdeki öğrencilerimizi, bu çok da pahalı bir şey değil. Değil. Bizim Rotary Kulübü olarak yaptığımızda otobüs gönderiyorsun ilami, alıyorsun, getiriyorsun maçlara. Birer tane de forma giydiriyorsun. Bu çocuklar bunu hayatı boyunca unutmaz. Antalya Spor'la yatarlar, Antalya Spor'la kalkarlar. Biz de televizyonda programlarımızda bu konuyu büyük bir memnuniyetle çalışırız. Kameraman arkadaşlarımızı göndeririz. Bizden destek istenirse biz de bu desteği Antalya Spor için her zaman vermeye hazırız. Yani çocuk tribünü bana göre çok özel olur ve bütün dünyaya örnek olabilecek bir proje haline gelir. Keşke çocuk tribünü yerine, yani ben başka bir şey de söylerim. Hı hı. Keşke çocuk tribünü yerine bütün tribünün içerisinde çocuklarımızı çoğaltabilsek ve keşke. O çocuklardan utanarak yani o istemediğimiz tezahüratı bizim gibi Avrupa kenti olan ve bununla övünen bir şehirde Türkiye'de bunu yaygınlaştırabilsek inanıyorum ama son zamanlarda ama Antalya'da şunu çok net bir şekilde görmeye başladım. Tribünlerde bizim tribünlerimizde özellikle Antalya'da çok fazla sayıda bayan ve çocuk arttı. Görüyorum. Evet. Bu benim de dikkatimi görüyorum. Çekiyor gerçekten. Bu sahanın kalitesi, sahanın altında yapılan tesislerin kalitesiyle hızlı bir şekilde yükseldi. Tabii ki alınan oyuncuların marka değerinin yüksek olması da bunu tetikliyoruz. Sahaya alınan skorların iyi gelmesi bunları daha çok tetikliyor. Umuyoruz bu şekilde devam eder. Sana bir konuda daha bu konuda katılım yapayım. Biz saha yapılırken özellikle ben Antalya Spor'da görev yaptığım zamandan beri hep arzum isteğim orasıydı. Şu anda stadımızın olduğu yerde. Bunun için o dayanda yazı yazdığım zamanlarda da yazı yazdım, dile getirdim. Her girdiğim platformda anlattım sebebini, nedenini. Sen de çok anlattın. Bizimle çok kavga ettiler. Beni bu konuda tenkit eden arkadaşlarıma cevaplar verdim. Onları ikna etmek için gerekli şeyleri söylemeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Stadın şehir içerisinde, şehir merkezinde olması, evet trafik çok açısından önemli. Sıkıntılı tabii. Belki ama 15 günde bir maç yapacaksınız, 15 günde bir futbol oynayacaksınız, 15 günde bir sıkıntı yaşayacaksınız. Ancak dünyanın her yerinde artık statlar şehir merkezlerine yakın. Aileler, çocuklar yürüme mesafesinde olduğu için, hatta yaşayan statlar olduğu için İlhami, buraları tercih ediyorlar. Şimdi yaşayan stattan açılımı ne yaşayan statın? Yaşayan statlar yemek kültür şeyleriyle, üniteleriyle, oyun salonlarıyla, eğlence merkezleriyle, sinemalarıyla bir bütün insan. Buralarda insanlar gününü geçirebilecek, saatini geçirebilecek, kesinlikle. Vaktini geçirebilecek. Daha sonra da gidecek statta maçını izleyebilecek. Şimdi bunları yaşayan stat olarak şehrin çok çok uzak bir yerinde yapamazsınız. Buralarda yapacaksınız. Yürüme mesafesinde insanlar, trafik. Çoğu insan göreceksin bana birkaç yıl sonra belki de arabasız gidecek statlara. Yürüyerek gidecekler. Yani yürüme mesafesinde olmasının bir şeyi yok. Avantajı şu, insanlar o yaşayan yer olarak oraları kullanacaklar, değerlendirecekler. Zaten dün referandum yapıldı. Raylı sistemin 3. etabıyla alakalı. %97 de evet çıktı. Evet. Raylı sistemin 3. etabının bir kolu stadyuma uzanıyor. Evet. Bu çok önemli bana göre. Öyle proje o zaten. Yani insanların toplu taşıma araçlarıyla özellikle metro, hafif tramvay yani ne derseniz ona kesinlikle. Onlarla maçlara gelmesi çok önemli. Yani kesinlikle. Arabayla gelmekten vazgeçecek şimdi insanlar daha rahat tabii çünkü. Ki. Bir de biliyorsunuz Erdal çok doğru bir konuya temas etti. O dönemde stadı oraya yaptırmayız. Aynen. Kampanyaları başlamıştı evet. STK'lar tarafından ki ben o zaman basına demeç verdim. Dedim ki ben Avrupa'da onlarca maç yönettim FIFA hakem olarak gittiğim yerlerde. Gelişmiş kentleri ön plana çıkaran bir iki şey vardır. Bir tanesi de statların şehrin içerisinde olmasıdır. O şehirde musluğu açtığınız zaman su içebilmenizdir. Trafiğin çok akışkan olmasıdır ve yeşil alan ve hayvan sevgisidir. Bu gibi olaylar bir şehri büyük şehir yapar. Doğru. Dolayısıyla bence o dönemde stadın orayı yapması için uğraş veren herkesi kutlamak gerek. Bugün bu stat 10 binlerin üzerinde seyirci çekiyorsa stat modern
ve ulaşılabilir yerde olması. Artı çok da önümüzde güzel bir örnek var İlami. Mardan Stadı hatırla. Tabii canım. İki sene Antalyaspor oraya mahkum oldu. İlan ben 150 kişi Antalyaspor'un maç oynadığını bilirim orada. Tabii. Yolu yoktu Erdal abi, yolu yoktu. Eto'yla yavaş yavaş seyirci toplamaya başladı geçen sene. Yani ama işte bak kişi, kadınlarımız, çocuklarımız artık stadın güzelliğinden stada gidiyor. Almamıza rağmen o oranın etkisi uzun zaman buraya da bağladı diye diyorum. Kesinlikle. Ve konuyu sana havale ediyorum. Yalnız stadyum konusunda ben yani şunu söylemiştim o dönem. O proje o dönemin projesiydi. Sonra aksaklıklar oldu. Aynı projeyi biz yapmasak sanki biraz daha modernize etsek daha iyi gibi geliyor bana. Çünkü stadyum mimari olarak çok kopuk. Özellikle kale arkaları balkon olmasından dolayı çok kopuk. Ambiyansı bölüyor. Diğer statlara baktığınızda sanki ambiyans diğer statlarda daha çok fazla katılmıyor. İyi gibi gözüküyor. Çünkü ben yaptım. Ama yuvarlak stat kalmadı. Ben yaptım gözlemcilik vasıtasıyla Türkiye'deki tüm statlara gidip görev yapıyorum. İnan Antalya stadı müthiş bir stat. Ben de yani İlhami'ye katılıyorum bu konuda İhsan. Bildiğin gibi değil. Bir de şu var ya İhsan, sen de çok iyi biliyorsun. Bir şeyi yapmak çok zor, eleştirmek çok kolaydır. Tabii kesinlikle. Yani o stat yapılırken ne gibi engellerle uğraşıldığını, tabii, ne kadar kesinlikle büyük zorluklarla uğraşıldığını ve çok büyük bir iradeyle o stadın oraya yapıldığını unutmamak tabii, gerek. Tabii kesinlikle ben, ondayım fikir. Hala Antalyaspor'un alamamasının sebepleri var. Var tabii ki. Ben bir defa daha diyorum. Müthiş güzel bir stadımız var. Eksiklikler yok mu? Tabii ki var. Biraz sonra yine eleştireceğiz. Teknik anlamda sporcu sakatlanmasına ya da ikinizin getirdiği zeminle ilgili problemler var. Bir zemin iki sıkıntı çok var ama sorun, evet. Ama bu sıkıntılar olacak. Ama stadımız çok güzel. Yani inan şu anda Türkiye'deki stadlar dünya standartlarının üstünde, aynı otellerimiz gibi. Müthiş stadlarımız var. Yani Avrupa'da böyle stad yok. Birçok yerde böyle stad yok. İnan buna. Bu konuda çok haklı. Hakikaten evet, tenkit edilecek şey her şeyde bulabilirsin. Stadlarda da bulabilirsin. Ama bugün Fenerbahçe Stadı yapıldığında herkes Fenerbahçe Stadı'na imrenerek bakıyordu. Ondan sonra Galatasaray'ın Stadı yapıldı. Galatasaray'ın Stadı yapıldığında herkes Galatasaray'ın Stadı ile ilgili çok güzel şeyler söylemiş. Şimdi Beşiktaş'ın Vodafone Stadı yapıldı. Hem konum olarak hem de içerik olarak çok farklı bir stat, yaşayan bir stat. Onun şimdi herkes dillendiriyor. Şimdi tabii Antalya Stadı bizim hem yer olarak, konum olarak, bir de şunu gözünüze getirsenize. Televizyondan maçı veriyorsunuz, naklen yayınlanıyor maç. Maçtan yarım saat önce veya bir saat önce, özellikle büyük maçlarda daha fazla zaman dilimi uzuyor. O da zaman diliminde Antalya'yı panoramik olarak gösteriyorsun. Denizi bir tarafından, dağı bir taraftan, manzarası yeşilliği bir taraftan. Bu konum olarak güzel ama teknik olarak baktığın zaman ben de İlhami'ye katılıyorum. Yani ben stadı çok beğeniyorum. Bunu herkes çok beğeniyor sevgili Erdal. Biz taraftarımızın taraftarımızın bilinç düzeyinin çok yüksek olması, şehrin güzel olması, stadın güzel olması nedeniyle bunun en büyük göstergesi de hep karşı çıkmama rağmen milli maçların hemen hemen %75'i Antalya'da oynanıyor. Ben yine karşıyım. Tabiatımızdan, havamızdan. Ama her şeyle yani her şeyle bir bütünlük sağladı. Yine karşıyım. Bu stadın keşke milli maçın Antalya'da oynanmaması sağlansaydı. Bence de çünkü çok ağır bir zemin var. Bu zemin dinlendirilebilseydi çok buna ihtiyaç vardı. Zeminin problemi var ilanı. Yani büyük bir ihtimalle onun yine ama çözülemedi bir boş kalmıyor ki her hafta işte engeller maçı oluyor, Antalya alınıyor. Haftada bir maçla bir stat bir şey o kadar etkilenmemiş lazım. Ama toparlanması lazım. Lazım. O çimin belki de kaldırılıp tekrar yapılması lazım. Bir sıkıntı var orada. Bir aylık dinlendirmeye ama ihtiyacı. Ama yapıldı hocam. Şimdi golf sahalarına bakıyorsunuz. Muhteşem Antalya'da. Yani dünyanın en iyi golf sahaları Antalya'da. Bunlar yani hibrit çim yaptılar bildiğim kadarıyla. Değil, hibrit çim değil. Hibrit mi çim? Değil. Başkanın, değil abi. Bu konuda başkanın çok ciddi anlamda büyük emek harcadığını, bununla ilgili çok ciddi çalışma yaptığını biliyorum. Yaptı. Buna çok büyük bir bütçe de ayırdı bu işe. Ama bazen olmuyor yani. Bazen hedefe ulaşmakta zorlanılıyor. Ya ama mutlaka bir şekilde bunun çözümü vardır. Çözüm bulunmalı. Mesela ben şunu öneriyorum. Kasımpaşa'nın kim sorumlusundan görüş alınabilir? Türkiye'nin en iyi çim alanı Kasımpaşa'nın sahasıdır.
bir izleyin müsabakası denk geldiği zaman. Ben Trabzon'un zemini de beğeniyorum. Ya ben Trabzon için bir şey demiyorum yeni ama yapıldı da, o da güzel. Kasımpaşa bir de o kadar ilgililer ki bir maçta görevliyim. Galiba Kasımpaşa Beşiktaş maçında tribünden indim, hakem soyunma odasına gidiyorum. Dalmışım. O anda da biz notları müsabakayı izledikten 15 dakika sonra notları federasyona bildirmek zorundayız. Tam o arada böyle korner köşesinin bir metre yanına yaklaştım. Ayağımı şeye attım, çime attım. Pat iki kişi birden geldi. Beni apar topar çıkardı. Ne yapıyorsun sen? Dedim ki ne oldu? Yani yine ben ne oldu? Dedi ki çimlere basıyorsun ayakkabıyla. Oraya mantar oluşur. Bu çimlerin diğer tarafının bozulmasına neden olur. Yani hassasiyet düşünebiliyor musun? Müthiş. Antalya'da müthiş. Bakıyorum maç bittiği anda en az 20 kişi. Yani bunların çok yani oradan mutlaka bir görüşülmesinde fayda var. Çim konusu çok önemli. Konusu çok önemli. Evet, Antalya gibi bir yere. Antalya gibi yani bir de iklimi güzel. Evet. Yani normalde düşündüğümüz zaman Türkiye'deki en iyi zeminin Antalya'da olması evet. gerekiyor. Yalnız Antalya'nın bununla ilgili bir sıkıntısı var. Çok nemli, rutubetli bir şehir Antalya. Bir de biz çim sahalara yetiştik. Ben toprak sahada da çok top oynadım. İlhamil oynadı. Onun sıkıntısını da çok yaşadık Antalya'da. Özellikle bizim jenerasyon, bizden öncekiler, yani her maçtan sonra dizlerimiz yara olurdu, ayaklarımız yara olurdu. Ufak bir kaymada jilet gibi kesilirsin. Biz Antalya Atatürk Stadı'nın çim sahasında ki o zaman öbek öbek çimdi yani çok da böyle düzgün bir çim değil. O sahada maç yapacağız haberi geldiğinde geceleri sabaha kadar uyumazdık. O kadar mutlu olurduk. Atatürk Stadı'nın zemini Stadı'nın. Daha güzeldi ama. Ama zaman zaman Antalya'nın sıcaklarından dolayı Temmuz Ağustos sıcaklarında koruyamama gibi bir sıkıntı var. Yanma gibi çimlerin bir sıkıntısı var, koruyamıyoruz. Bu diğer bazı sıcak bölgelerde yaşanan bir sıkıntı. Ama onun da şimdi Antalya Stadı'nın bir özelliği var. Antalya Stadı'nın özelliği kapalı. Kapalı olduğu için mutlaka orada teknik bir şey var, sıkıntı var. Çözeceklerdir. Yani çimin çözülmesi lazım o sıkıntının. Yalnız Erdal abi, Antalya'daki sıkıntı çimin kök salamaması. Hatırlayın Galatasaray maçında son dakika Selçuk serbest vuruş kullandı. Ondan sonra top... Evet hatırlıyorum. Üstten alta çıktı ya. Hatta, döndü çimi tekmeledi. Hatta hem çimi tekmeledi hem de bir şey yaptı. Çime kızdı. Çime kızdı kendi tekmeledi ama çim nasıl havaya kalktı? Evet. Yani çim ciddi anlamda kök salma sıkıntısı var çimin. Bir bunun yumuşak, neyden kaynaklandığını yumuşak, ben bilemiyorum ama öyle zeminde, bir sıkıntı var. Şimdi ayakkabıları incelediniz mi bilmiyorum. Eski bizim zamanımızdaki ayakkabılar değil. Çivili ayakkabılar çok ciddi anlamda gömülüyor tabii çimlere. Çok sert çim de iyi değildir. Çok yumuşak çim de iyi değildir. İnşallah çözerler. O mutlaka çözülmesi gereken evet. bir şey. Oyunu hem temposunu bozar hem oyuncu sakatlıklarına yol açar. Düzelmesi evet. lazım. Oyunun mutlaka. Temposu demişken Antalyaspor Karabük Spor maçına geçelim. Evet. Şimdi tempo diyerek açtı Erdal abi ama ilk yarıda Antalyaspor çok istekli girdi maça. Maçın başlamasından. 5. dakikada zaten golü buldu. Arkasından ataklar devam etti. İlk 45 dakikaya baktığımızda gayet istekli, arzulu, kazanma isteği olan, bu maçı kazanmak için sahaya çıkan bir Antalyaspor vardı. İkinci yarıdan itibaren, 45. dakikadan itibaren düşüşe geçen 90. dakikaya kadar kaldı ki zaten son sanıyorum 20 küsur dakika, 68'de galiba 10 kişi kaldı Karabük. 68. dakikadan itibaren Karabük Spor, ben maç sonunda Karabük Spor deseler ki Karabük Spor 10 kişiydi inanmazdım açık söyleyeyim yani. Mümkün değil derdim. Çünkü bir farkı olması gerekiyor. Ama o farkı göremedik biz. Şunu söyleyeyim, pası İlhami Hocam'a atayım. Ben kadroyu baktığım zaman maç içerisinde evet doğru kadroyu bulmuş diye düşündüm. Leonardo doğru kadroyu bulmuş diye düşündüm. Lisan. Özellikle Deniz Kadah'ın tekrar ilk 11'e dönmesi, Danilo'nun kadroya girmesi, kalede Bofin mi Ferhat mı deseniz ben tercihim her zaman Ferhat'tan yana olur. Ferhat'ın kaleye geçmesi. Ben açıkçası kadroyu beğendim ama oyun planı olarak doğru muydu? Doğruları mı yaptı Antalyaspor? Çok emin değilim işin gerçeği. Bilmiyorum, bana katılır mısınız? Ben başlayayım. Ben de konuşabilirim. Başka. Ben söyleyeyim o zaman. Tamam, sen başlayın. Ben kadroyu görünce dedim ki geçen hafta programda bahsettiğimiz her şey sahaya yansımış dedim.
geçen hafta ne konuşmuştuk? Boffin'in çok hatalı goller yediğini, özellikle uzaktan atılan topları çok sektirdiğini, hala kendine olan özgüvenin tam olmadığını ve bu arkadaşlar üzerinde sıkıntı yaratır. Ferhat'a şans verilmesi gerekir diye düşüncemizi söylemiştik. Orta sahanın en büyük probleminin defansa destek vermediğini, koşmadığını, hırslı oynamadığını söylemiştik. Danilo'dan bahsetmiştik. Asker demiştik. Bu sahaya baktığımız zaman sahada 3 tane asker vardı. Evet. 75 dakika sahada basmadık, yer bırakmayan bir Harun vardı. Maicon Haveci geçen sezonki evet. kadroydu. Yani şimdi gelelim burada. Maicon da iyi takımın içerisinde 60-65 dakika çok başarılı oyun oynadı. Golü düşünün. Biz, İlk attığımız gol. Tabii. Biz bunu konuşunca sanki Nasri ile Menez'e karşıymışız gibi bir algı oluşabilir. Asla böyle bir şey olabilir mi? Antalyaspor'a fayda sağlayacak kimse biz daha sezon başlarken Harun isminin bu takımda olabileceğini düşünen Antalya'da 20 bin taraftar maça gidiyorsa bir tane adam yoktu herhalde. Ama girdi, bugün hepimiz arkasındayız. Peki ne oldu? Danilo'nun yerinde bir an için o bahsettiğimiz arkadaşları düşünün. O pas ustaya geçer miydi? Ustaya atılır mıydı? Kaleye vurmayı denerdi. Çünkü herkes lideri aradı. Peki Eto'yu Eto yapan en büyük özellik ne? Son vuruşlar. Hiç beklenilmeyen anda son vuruşlar. Antalyaspor atması gereken 2-3 golü atamadı. Atılması hayal bile olmayan 2 golü attı, maçı kazandı. Peki ilk devre mükemmel top oynadık. İkinci devre ne oldu? Kurgu yine bozuldu. Yine eski hamam, eski tas. Biz çok duyarlı bir takımız. Rakip takım 10 kişiye düşünce biz de vites düşürüyoruz. Ya diyoruz ki haksızlık olmasın öteki takıma. Biz 10 kişilik oynayalım diyoruz. Herkes %10 eksik oynamaya başlıyor. Tabii ki işin espri tarafı. Sahaya hazır olmayan futbolcuları sürdüğünüz zaman, hazır olmayan futbolcuları sahaya sürdüğünüz zaman o oynama, onun oynaması sadece kendisine değil takım oyununa da zarar veriyor. Ya biz bir daha söylüyorum, ben şahsen ben El Kebir'i de çok seviyorum, futboluna inanıyorum. Zaten diğer iki tanesi dünya markası. Ya arkadaşlar ya bir 2-3 hafta bu arkadaşları alalım, bir fizyoterapist, bir psikolog desteğiyle 2 hafta 3 hafta hazırlayalım, sahaya tam hazır olduğu zaman çıkaralım. Bakın 2 hafta önce hiç tasvip etmediğimiz bir olay oldu. Nasri'yi ıslıkladı bu taraftar. Bu hafta müsabakanın sonuna doğru Menez'e aynı ayağına top geldiğinde, yani artık öteki taraftan Harun çıkarken tribündeki 10-15 bin taraftarın tamamı ayağa kalktı. Dakikalarca Harun'u alkışladı. Valla İlhan Hocam, Nasri'nin Menez'in şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Bu taraftar niye bizi ıslıkladı? 20 yaşındaki Harun'u neden alkışladı diye düşünmesi gerekiyor. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir araya girelim. Döndüğümüzde Erdal abi seninle devam edelim. Antalyaspor Karabük Spor maçıyla devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada izleyicilerimizden de sorular geliyor. Aynı zamanda tweetler geliyor. Onları da paylaşmak istiyorum. Söz hakkı vermeden önce. İzleyicimiz, yani Twitter ismi Kel Levent. Erdal abi sana soruyor. Levent Bey. Hı hı. Öyle diyeyim. Erdal Kaptan takım içerisinde bir kutuplaşma görüyor mu? Son maç Charles Ferhat kavgası gördük. Bunlar nasıl engellenir demiş. Takım içinde bir gruplaşma var mı bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla o saha içerisindeki tartışma her takımda olabilecek bir tartışma. Maç içinde gelişen bir enstantane, çok anormal bir şey değil. Boyutları önemli. Sahada kalması önemli. Sahada kalan her tartışma yaşanabilir. Her takımda da olabilir.
Takımda gruplaşma var mı ya açılımını? Daha önce de İlhami ile de burada konuştuğumuz, seninle de konuştuğumuz gibi takım içerisinde bir takım dengelerin bozulduğunu biliyoruz. Maddi anlamda bozulan dengeler psikolojik anlamda da takımın bir takım şeyde dengelerini bozmuş olabilir. Bunun ne kadarı, bu boyutları nedir? Bu konuda çok bilgim yok işin açıkçası. Ama sahaya bunun çok yansıdığını şu anda söylemek doğru değil. Sahada olan o tartışma iki kişi, iki futbolcu arasında her zaman yaşanan bir hadise. Evet. Hasan Cesur isimli izleyicimiz de İlhami Hocam Doğru'yu savunurken hemen kendi görüşünü söyleyip reklam arasına gidiyorsun demiş. Beni eleştirmiş. Yani reklam arasını ben belirlemiyorum. Yönetmenimiz içeride reklam arasına girmemizi şimdi söylediği kadar, zaman reklam arasına giriyoruz. O kadar güzel yorumlar evet. Yaparken almış giderken tabii pat diye reklamlara girersen güzel olur. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani reklama girip de programı bitirmiyoruz. Tabii şaka. İlhan Hocam yani şimdi devam edeceğiz tabii. Antalya Spor'la devam ediyoruz. Antalya Spor'da kalmıştık Karabük Spor maçıyla. Evet Erdal abi. Şimdi tabii bir ustanın resitalini izledik. Öncelikle onunla başlayayım. Az önce İlhami de bahsetti. Sen de kısaca anlattın. Eto bir dünya markası, bir dünya yıldızı. Antalya Spor'un kaptanı maçında inanılmaz iki tane golle kahramanı. Bir kere ikinci gol İlhami her ne kadar biraz şey de dese, tesadüfte bir çarpma martma var dese de teknik olarak dokunma, yani bir sporcu gözüyle, bir futbolcu gözüyle baktığım zaman topu alma, ayakta kalma, arkasından o topa dokunup yükseltme, yükselttikten sonra kalecinin üzerinden alma, gençlere ders olarak gösterilebilecek inanılmaz güzel bir gol. Benim yalnız sözümü yanlış anlaşılmış olabilir. Ben iki gol arasındaki değerlendirmeyi yaptığım zaman ilk golün dünya çapında bir gol olduğunu... Ben ikinci golün dünya çapında tabii güzel yani. Bir özel benim bir de oyum ikinci golden yana. Peki, ben yanlış kaldım. Çünkü çok teknik gerektiren, çok özellik gerektiren bir goldü. Güç gerektiren yani bir goldü. Yani iki stoperin arasından çıkmak kolay. Üstelik de maçın ikinci yarısında 36 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. 36 yaşındaki bir oyuncudan değil ama yani o depara atıp... Benim söylemeye çalıştığım oradaki o aşırtma vuruşu yapan Eto değil. Yok. Rakip. Deneyen rakip. Eto. En ama son onu zorlayan Eto. Deneyen Eto. Deneyen ama yükselmesinin sebebi rakibe çarpması ama ne olursa olsun onu denemek bile orada. Ya Eto'yu tartışmayalım. Golün estetiği çok güzel. Golün estetiğinin hakikaten Eto'ya yakışan bir gol olduğunu düşünüyorum. 3 puanı getiren gol olduğu için özelliği de o. Aynen. Şimdi tabii Eto'dan bahsederken bir iki kelime daha etmek istiyorum. Bir pozisyonu az önce İlhami de söyledi, onu tekrarlayayım. Danil gibi Türkiye'nin en hızlı defans oyuncularından bir tanesinin birlikte de para kalkıp onun önüne geçip kaleciyi karşısına alıp o topa vurmak, evet gol olmadı belki pozisyon ama gol kadar değerli. Bunu 36 yaşında bir adamın ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar profesyonel olduğunu göstermek anlamında anlatıyorum. Çok önemli bir resimdir bu. Onun için futbolda yaştan ziyade profesyonellik, iyi yaşamak ve işin heyecanını kaybetmemek evet. Çok önemlidir. Eto da bunun örneğidir. Bu maçta bir resital sunmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bize bu resitali izlettiği için. Danilo girdi takıma. Danilo geçen seneden tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Teknik kapasitesi yüksek ve Antalya Spor'un patlama gücü en iyi oyuncusu. Zaman zaman inişleri çıkışları yok mu? Var. İstikrarı problemli. Ama iyi oynadığı maçlarda da çok katkı yapabilen bir oyuncu. Yani faydalanılması gereken bir adam. Bu maçta da 5. dakikada çok güzel patladı. Gitti bir top götürdü. Götürdüğü topu da tekrar biliyorsun ilk pozisyonda değerlendiremedi Eto. Arkasından yine bir kafa pasıyla o kafa pası da iyice incelensin. Onu da iyi usta bir futbolcu yapar. Danilo çok güzel bir kafa pasıyla asiste çevirdi ve Eto inanılmaz güzel bir vuruşla da gol haline getirdi, gole çevirdi. Şimdi Danilo'nun bir daha söylüyorum mutlaka Antalya Spor'a değerlenmesi gereken bir oyuncu. Asla dışarıda bırakılacak bir adam değil, zaman zaman değil, genelde değerlendirmesi gereken bir oyuncu. 10 numara pozisyonda oynatabilirsiniz, her iki kanatta oynatabilirsiniz. Orta sahada zaman zaman göbekte de deneyebilirsiniz. Çok yönlü oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu.
Ben Danilo'nun bu konuda biraz haksızlığa uğradığını düşünüyorum. İyi bir oyuncu. İyi oyuncu. Devam ediyor musun Erdoğan? Ediyorum. Kaleci konusunda geçen maçlarda arka arka yenilen gollerden sonra kaleciyi değiştirdik. Ferhat başladı. Ferhat'ın da sıkıntıları var. Buradan kendisine söylüyorum. Yan toplara mutlaka daha çok çalışması gerekiyor. Yerden iyi bir kaleci ama yan top problemi hem kalecimizin hem Antalyaspor'un, bakın Antalyaspor'un yediği gollerin tamamına yakını yan top. Bu maçta da yedik. Bu maçta da pozisyon verdik. Hem yedik hem pozisyon verdik. Hocanın maçtan sonra demeci var. Bu hafta yan top çalıştık diyor. Az çalışmışlar. Veya yetersiz çalışmışlar. Veya eksik çalışmışlar. Biraz daha çalışacaklar. Bir takım bu kadar yan top vermez. Bu kadar uzun stoperlerin olduğu bir takım bu kadar yan top vermez. Duran toptan çok gol yiyoruz. Evet. Şimdi galibiz ya. Maçı aldık ya. Yüzümüz gülüyor ya. Bazı şeyleri asır altı yapalım. Yapmayalım. Aynen. Ara ver, konuşalım. Konuşalım, söyleyelim. Eğer burada oturuyorsak bunları söylememiz lazım. İyi oynamadık. İyi oynamadık. Çok pozisyon verdik. Deplasmanda Karabük gibi bir takıma bu kadar pozisyon veremezsin. Karabük takımı biraz şanslı olsaydı, iki tane kale içinden çıkan top gol Sakıp olsaydı, Sakıp ve Diagon'a çıkardığı toplar gol olsaydı, bugün belki de başka şeyler konuşacaktık. Aynen. Belki de değil, puan cetvelindeki yerimizi tartışacaktık. Şimdi bunları asır altı yapamayız. Antalyaspor bir kere oyun düzenini, hoca ve ekibi takımı toplayacak, teknik kadroyu toplayacak, hatta bütün takımı toplayacak, maçı bir daha tek tek izleyecekler, kare kare. Biz nerede yanlış yapıyoruz, niye böyle oynuyoruz diye. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Geçen seneki Antalyaspor'la bu seneki Antalyaspor arasındaki fark şu. Geçen seneki Antalyaspor bloklar arasında daha yakın oynuyordu. İki tane tandem oyuncu bu kadar arayı açmıyordu. Şimdi az önce İlhami söyledi, %100 katılıyorum. İki orta saha oyuncumuz Seddiye ile maçı terk ediyor. Seddiye ile gidiyorlar çocuklar, Harun'la Charles. Niye? Çünkü arada o kadar mesafe var ki. Tandem oynayan oyuncularla orta saha oyuncuları, rakip o kadar orta sahada oynama şansı tanıyor. Boş alan bırakıyoruz ki. Pozisyonları da oradan yiyoruz. Ve bu iki tane futbolcu da orada dilleri çıkıyor. Ciğerleri patlıyor. Günah. Burada hocanın tekrar oyun düzenini, formatını elden geçirmesi gerekiyor. Biraz daha kompakt bir öne dönmesi gerekiyor. Defansı biraz daha ileri çıkartması gerekiyor. Güvenmiyorsa stoperlerine, ağır diyorsa, arkasına atılan toplardan korkuyorsa, o zaman mutlaka onların çalıştırmasını yapıp iki bekini o kademelere sokacak. Peki siz teknik direktör olsanız bu kadronun üstünde gider misiniz? Kadroda sıkıntı yok. Ama zaten Nasri'ye döndüğünde. Şimdi Nasri de oynayabilir bu takımda İhsan. Yeter ki siz sisteme, bak ben ne anlatmaya çalışıyorum. Ben sadece gördüm, bir futbol adamı olarak gördüğümü anlatıyorum. Doğrudur yani, bu benim doğrum yanlışım. Ben sahanın içerisinde çok pozisyon veren bir takım gördük mü? Gördük. Evet. Pozisyona giriyoruz İlhami ama pozisyon da veriyoruz. Çok ciddi pozisyonlar vermedik mi? Verdik. Şimdi bu kadar pozisyon niye veriyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Peki. Bu kadar pozisyonu vermemizin sebebi bana göre bu. İzlesinler kasetlerini maçın, tespitlerini yapacaklardır ve göreceklerdir ki bu. Çok boş alan bırakıyoruz. Şimdi bakın, bir orta saha takım, iki takım sahada, iki orta saha arasında, şimdi ben topu alıyorum, İlhami benim ensemde değil, veya Charles veya Harun ensemde değil, ben dönüyorum, oraya bakıyorum, topu biraz sürüyorum, ondan sonra arkadaşıma ara pas atıyorum veya uzun top atıyorum veya oyun kuruyorum. Bu kadar rahat oynattık Karabük takımını, olmaz. Yani benim söylemek istediğim bu. Bu kadar boş alan bırakamayız orta sahada. Biz bunu Karabük takımına değil başka bir takıma yaparsak bizi burada elek yaparlar. Açık söylüyorum. Bursa'da nasıl yaptılar? Kesinlikle. Diğer maçlarda da bu skor, bu şey yine temenni etmiyorum ama söylüyorum. Bu benim görüşüm. Şimdi tabii Charles'a da biraz parantez açmak istiyorum İlhami. 32 yaşında bir adam. Maçta hayranlıkla izledim. İnanılmaz elinden, koşuyor. Elinden geldiğince mücadele ediyor. Evet. Her yere basmaya çalışıyor, koşuyor, giriyor, çıkıyor. Arkadaşlarına destek veriyor. Bakın, maçın başında kart gördü. Şöyle dedim ki, eyvah, gene 10 kişi mi bitireceğiz maçı? Orta sahada en çok mücadele eden adamlarımızdan bir tanesi maçın da başında kart gördü.
acaba Antalyaspor'un kaderi mi bu derken adam maçı tamamladı kardeşim, tamamladı. Ve o kadar kontrollü, o kadar profesyonelde tamamladı ki. Ama tecrübe işte burada tabii. Takdir etmek lazım. Evet. Öyle mi İlhan? Bir hakem gözüyle takdir etmek lazım. Öteki yapamadığı için zaten onu tenkit ettik. Sandro'yu burada iki hafta. O da o tecrübeye sahip ama... Ama aradaki fark, aradaki fark profesyonellik. Yani Charles'ı bu anlamda kutluyorum. Hakikaten çok Antalya Spor'a inanılmaz katkı veren iyi bir profesyonel. Ben de kendisini hayranlıkla izledim. Takıma da çok yakışıyor. Takıma kazandıranlara da teşekkür ederim. Şimdi o gün sahaya çıkan kadronun en önemli özelliğinden bir tanesi de uzun zamandır hepsi birlikte oynaması. Bu çok önemli. Yani futbolda takım arkadaşını tanımak, doğru, yanında oynayan oyuncuyu peki, tanımak, biz burada, çok önemli. Biz burada haftalardır başladığımızdan beri Deniz Kadağ'ın söylemiyor muyuz? Evet. Eto'nun patlamasında Deniz Kadağ'ın etkisi yok mu? Zaten Deniz Kadağ'ı izlerken ya Deniz Kadağ niye oynuyor diyebilirsiniz. Deniz Kadağ'ın farkını ne zaman anlıyoruz? Oynamadığı zaman. Oynamadığı zaman Eto'nun performansı düşüyor. Çok kesinlikle, doğru söylüyorsun. Kesinlikle i̇şte, böyle. İşte aradaki fark o. Aynen. Aradaki fark o. Deniz'in boş koşuları, Deniz'in Eto'yu çok iyi tanıması, Eto'nun nerede nasıl, hatta Deniz başladığı zaman Eto'nun kendini geriye atarak geriden oyunu daha iyi görmesi, oradan oyunu başlatması Antalyaspor'a çok önemli bir kazanç olarak gözüküyor. Ve bunun neticesini de alıyoruz. Bak bu maçta Eto patladı, iki gol attı. Üç tane daha atabilirdi. Çok net pozisyonları var. Peki ben şimdi maçı, ben kadroyu aldım elime maçtan önce açıkçası. O kadroyu gördüğümde umutlandım. Neden? Birbirini tanıyan oyuncular. Şunu düşündüm maç sonrasında. Eto bana bu mesajı verdi. Bilmiyorum siz aldınız mı? Soracağım İlhan Hocam. Bu takıma ben yeterim. Ben bu takımı tek başıma da olsa maç kazandırırım. Yani ne sahada bana göre 10 kilo fazlası olan Nasri'ye, ne kafa olarak futbolu bırakmış Menez'e bu takımda gerek yok. Ben bu işi kendim götürürüm. Bu kadro öyle. Mesajını aldınız mı İlahim Hocam siz? Ya ben... Ben kendi adıma aldım. Ya ben olayı o şekilde değerlendirmiyorum. Hep Eto'nun üzerine gidiyoruz. Aslında çok da büyük haksızlık yapıyoruz. İçeride oynayan çok değerli bu maçta özellikle oyuncular var. Eto'yu zaten yeterince konuştuk. Ama Eto'yu oynatanlar benim için ön planda. Gizli kahramanlar. Çünkü yani biliyorsunuz biz vitrine bir kişi çıkar ama o işin arkasında tabii, mutfağın gerisinde bir sürü şey vardı. Dolayısıyla Antalyaspor'u ben şöyle değerlendiriyorum. İlk soruna gelmek istiyorum. Antalyaspor'un çok yetenekli, üst düzeyde forvet hattı var. Defans diyoruz. Orta sahada elimizde çok seçenek, çok yetenekli, çok koşan, çok deneyimli, çok tecrübesiz bir karma var. Hı hı. Bakın daha bu takıma Vancouver gelecek bu hafta. Charles bu hafta çift sarı karttan oynamıyor biliyorsunuz. Evet. Muhtemelen Nasri veya Vancouver o şeyin içerisine girecek. Önümüzdeki haftalarda... Stoper de iyileşiyor herhalde bildiğim kadarıyla. Ya, kim? Stoper Jura. Oynayan Dujon. Jura da. Yani geliyor. Yani. Çünkü orada bu ikiliyi bozmaz büyük bir ihtimalle. Yani şimdi benim tecrübem beklentim şu. İkinci devreden itibaren geçen senenin çok önemli oyuncusu Zeki tekrar takıma kadroya girecek. Salih. Geçen senenin sağ beki olarak çok başarılı 8-10 maçını oynayan ve çok yönlü futbolcusu Salih önümüzdeki günlerde devreye girecek. Şimdi bakın bu hafta bana göre ben sahadaki futbolcuya bakarım. Çok başarılı bir Sakıp izledik. Geçen haftalarda Sakıp'ı çok eleştirdik ama bu hafta Sakıp çok gitti ortalar yaptı. Ama Sakıp için burada seyirciye, taraftara bir mesaj vermiş. O farklı vermiş. Bir konu tabii. Bence Antalyaspor'un en iyilerinden Sakıp. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi haksızlık yapmayalım derken izin verirsen o konuya gitmek için. Ama Sakıp'ı yukarıya doğru taşırken Danilo'yu unutmayalım. Evet. En az 7-8 pozisyonda Danilo Sakıp'ın 2 metre yanındaydı. Koştu o alanda. Yani futbol ekip halinde oynandığı anda çok güzel. Ben bu hafta umutlandım. Niye? Bizim taraftarın, futbol otoritelerinin söylediği söze inatla devam eden bir teknik ekip olabilirdi.
inatla devam eden bir yönetim olabilirdi. Burada ben çok sağlıklı düşünerek Antalyaspor için en doğrunun ne olduğunu dinleyen bir ekibin olduğunu arkada fark ettim. Bu beni ayrıca umutlandıran bir konuydu. Ha peki Antalyaspor'un bütününde eleştireceğin hiçbir şey mi yok? Mümkün değil, yine var. 60 dakika, hatta 55 dakika, 60 dakika diyelim biz ona. İyi giden bir Antalyaspor, ikinci devre biraz düşmeye başlasa da. Ama 60, özellikle notu aldım, 60 ile böyle hatta 75 arasındaki anda rakibin gol atacağını artık 55'ten sonra beklemeye başladık, hissetmeye başladık. Ve burada Karabükspor iki tane yerli oyuncu oyuna aldı, orta sahaya. Ve bizim orta sahaya aldığı iki oyuncuyla yerle bir etti. Biz buna cevap veremedik. Verdiğimiz cevap da şu oldu daha sonra. Takımın iyilerinden, belki yorulduğu için, bunu da kabul edebilirim, Danilo'yu aldık. Karşı takım iki tane orta sahaya genç koşan adam almasının hesabını yapıp onların koşusuna sahada cevap verebilecek oyuncu, güçlü oyuncu almak yerine biz Menez'de bu değişikliği yaptık. Karabük de oyuna gelen Osman da Antalyaspor altyapısından geçen bir oyuncu. Gayet tabii. Ve çocuklar oyunun kaderini değiştirdiler. Evet. Ya yani oyun, o iki oyuncu girdikten sonra oyunun kaderi 10 kişi, aynen, olmasına rağmen oyunun, çünkü çok yüksek koşu standardıyla müsabakayı tamamladı. Yani onun sebebini anlattım ama onun sebebi abi, orta sahada, orta sahada çok boş bırakıyoruz, alan bırakıyoruz. Başka bir şey bahsediyorum. İki oyuncumuz çok yoruldu. Göbekteki. Yoruldu ama yorulanın yerine koşan bir oyuncuyu al, güçlü bir oyuncuyu almadık. Pres yapmayan, basmayan bir oyuncuyu aldık. Çünkü yani Menez hala Antalya'da değil. Peki niye Menez üstünde ısrar ediyor? Ben de bunu anlıyorum. Orada mesela, orada ben son 15-20 dakika, 25 dakika Elkebir'in daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ya Aydın sebebi Karabulut var. Ama şimdi Elkebir'in şöyle bir özelliği var. Arkadaşlar Elkebir tamam kilosu fazla, 90 dakika için hazır değil. Ama ayağına topu aldığında saklayabilen bir oyuncu. Ayağına topu aldığında oyunu yönlendirebilen bir oyuncu ve çok inanılmaz sert şut atabilen özelliği olan bir oyuncu. Yani biz burada bu değişiklikleri yaparken bunları birazcık atladık. Dolayısıyla orta sahada üstünlüğü rakibe verdik. Tabii ki Erdal'ın dediğine %100 katılıyorum. Şeyin arasında çok büyük boşluk bırakmamız orta alanda. İkinci bölgeyle üçüncü bölgenin arası çok açıldı. Kazandık ama çok zor kazandık. Yani burada benim en büyük korkum 3 puan güzel. 11 puan yaptık. Lig sonu, devre sonu koyduğumuz ilk önce bizim tabii ki yukarı hedefimiz var ama öncelik bu ligde tutunmak. Daha sonra yukarılara doğru tırmanmak adına çok önemli bir puan aldık. Ama bu galibiyetin mutluluğunu 15 gün yaşarsak önümüzdeki 4-5 haftada çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Zor maçlar bizi bekliyor. Bir şey daha dikkatimi çekti. Yine burada konuştuk. Ne kadar dünya starı olursa olsun oyuncu skoral sonuçların seyirciyi ne kadar etkilediğini bu maçta kıvılcımları gelmeye başladı. Yani seyirci sayısı ilk defa 10 binlerin altına düştü. Evet. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla ama maç günü saati de çok etkiliyor. İlhan daha önce de aynı saatte oynanan çok maçlarımız oldu. Full oynadı. Yo. Seyirci iyi şeyler görürse, umut bu konuda beslerse İlhami, gelir. İlhami'ye bu konuda katılıyorum İhsan. Taraftar geçen haftaki bir beklentileri var. Şimdi tabii siz bir beklentiyi hazırlıyorsunuz takıma. Yani ya taraftar da hayal kırıklığı oldu tabii. Hepimiz de oldu. Bizde de oldu. Başkanda da oldu. Yani hepimiz de oldu. Yönetimde de oldu. Başkanda da oldu. Yönetimde de oldu. Taraftarda da oldu. Taraftar bu tabii beklemediği sonuçlar alınca takımda ben kendi arkadaşlarımdan, dostlarımdan da biliyorum. Çoğu arkadaşlarım maça gitmek istemediler. Evet. Televizyonda izlerim demeye başladı insanlar. Ben her gördüğüme de yapmayın. Yeriniz orası, gidin tribüne. Bırakmayın takımı. Hatta bunu sosyal medya üzerinden de çünkü taraftar takımın rengi, havası, suyu, kesinlikle, her şey.
Şimdi ne olursa olsun ben bu konuda madem açıldı taraftara da İlami hakkını verelim. Susmadılar. 90 dakika takımın arkasında durdular, desteklediler. İyi oynayan oyuncuları takdir ettiler, alkışladılar. Bazı oyuncuları isteksiz arzusuz oyunculara da tepki veriyorlar. Menez, bu konuda da haklılar. Menez yani. Şimdi Menez konusunda ben de sıkıntılıyım. Menez'in geçmiş kariyeri hakikaten çok önemli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Hocayı şu anlamda belki anlıyorum. Antalyaspor bir yatırım yapmış. Ciddi bir oyuncu, iyi bir oyuncuyu ciddi bir rakamla Antalyaspor'a kazandırmışlar. Ve bu oyuncuyu kazandırmak istiyor olabilir. Antalyaspor'a bu oyuncunun sakatlıktan geldiğini kabul edelim. Eğer başka bir problemi, başka bir sıkıntısı yoksa, eğer alışamama gibi şehre, takıma, şehrin herhangi bir şeyine veya bir şeye alışamama gibi bir özelliği yoksa, durumu yoksa, Menez'in futbolcu kimliğinden, kumaşından şüphe etmemiz mümkün değil. Vallahi ben etmiyorum. Antalya'ya alışamayacaksa dünyanın hiçbir yerine alışamaz. Ne diyorum? Yani. Bilmiyorum. Soru işareti. Şimdi eğer böyle bir şey varsa eyvallah ama böyle bir şey yoksa... Sosyal medyada havuz başında fotoğraflar paylaşıyor. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Bu da abi bir defa Kent'le doku tutmadı. Yani Menez de mutlu değil. İnanıyorum Antalya'nın transferi yapanlar da mutlu değil. Şimdi Menez mutlu olabilir de karısı mutlu olmaz. Ya. Ben mesela abi bazen... Parayı alırken 13 milyon, 4 abi, milyon alırken... Bunların paraya ihtiyacı yok. Açmışlar parolayı. Olur mu abi sen? Adam Trabzon'a geliyor. Ama abi, dünya starı. Bak anlatayım Antalya sana. Antalya'ya gelsin abi. Dünya starı geliyor. Gelmeden önce İstanbul'a iniyor falan filan. Ondan sonra İstanbul'un şeylerini, videolarını şu bu falan gösteriliyor. Ama Trabzon'da oynayacak. Trabzon'a transfer ediliyor. İsmi önemli değil. Geliyor. Arkasından kampa gidiliyor falan filan yurt dışına. Sonra eşi geliyor. Eşi geldikten sonra diyor ki eşi iki çocuğuyla beraber ben burada yaşamam diyor. Bana diyor hani İstanbul'un resimlerini gösterdiniz, videolarını gösterdiniz. Burası İstanbul değil ki diyor. Ben burada yaşamam diyor. Trabzon'da kalmam diyor. İşte Trabzon. Sosa değil mi? Ya önemli bir ismi. Gerek yok. Ya. Trabzon'da da aynı sorun Sosa'yla yaşanıyor. Trabzon'u bilmiyorum abi. Bunların hepsi hikaye. Şimdi, Türkiye'de top oynadı. Adam karısına söz geçiremiyor. Eşine söz geçiremiyor. Kadın mutsuz, abi, huzursuz. Abi, İki çocuğunu alıyor. Terk ediyor, gidiyor. Ama Erdal bana ne ya? Ben Antalya Spor benim için ya. Bana ne Menez'den ya? Menez'de yapılacak en iyi şey devre arasında oturtacağım masaya. Ben bir tespiti anlatıyorum. Bir olayı anlatıyorum. Diyorum ki adam kafası bir şeye takılıysa adam huzursuzsa aldığı para şu bu falan değil. O kafasına takılı olan şeyi aşması lazım. Aşmıyorsa da gitmesi lazım. Hadise budur. Şimdi adam iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Kariyerine baktığın zaman adamın şeyi belli mi? Belli. Bu adam Antalyaspor'a ciddi rakamlarla gelmiş mi? Gelmiş. Antalyaspor bunun etinden suyundan faydalanacak ama adam eğer vermek istemiyor, oynamak istemiyor, gitmek istiyorsa da gidecek. Yani iki çıkı var, başka çıkı yok. Ben de bir şey söyleyeyim de ben yani seninle aynı fikirde değilim. Yani ben Menez'i çok büyük topçu, benim öyle bir şansım yok. Onun yüzünden ben bu maçı da kaybetmiş olsam bugün lig önümüzdeki 3 haftaya aldığın zaman çok şeyini kaybeder. Sen benim dediğimi anlamadın. Çok iyi anladım. Ben Menez'i yani, oynat demiyorum zaten. Ama işte şans veriyor. İşte biz de bunu tartışıyoruz. Niye yani, şans veriyorsun abi sürekli ben olarak? Ben niye şans veriyorum? Psikolojik olarak bu adamı. Ben niye şans verdiğini anlatmaya çalışıyorum. Ama işte, benim tespitimi söylüyorum. Niye şans verdiği konusunda tespitimi söylüyorum. Avrupa'da şimdi, beraber hareket ettikleri, beraber geçmişini tanıdığı için ısrarla onun üzerine gidiyor. Bu konuda bence 2-3 hafta çok ciddi anlamda. Ama fizyolojik biraz önce dediğim gibi ama psikolojik bu arkadaşı alacaklar bu iki arkadaşı. Bir de seyircinin önüne atıyorsun. Kötü oynadığın zaman seyircinin tahammülü yok. Haklı olarak çünkü beklenti sahada çünkü yok. Ciddi paralar da alıyorlar. Gayet tabii canım. Yani tabii. Taraftar da dengeyi bozuyor. Ciddi paralar alıyorlar. Harun 300 bin euroya top oynuyor. Adam 3 milyon euroya top oynuyor. 3 hafta sonra anlatamazsın Harun'a. Şimdi, bununla ilgili geçtiğimiz hafta içerisinde yani bu karşılaşmadan Karabükspor maçından önce Başkan Sayın Ali Şafak Öztürk'ün yayıncı kuruluşa bir röportajı oldu. Bu röportajda Başkan aynen söylediği ifadeleri söyleyeyim. Şu ifadeleri kullandı. Tabii hedeflerden bahsetti Başkan. Yani ciddi hedefler koymuştuk dedi ki bunda haklı zaten hepimiz bundayım fikiriz. Yıldız isim değil, faydalı isim olmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz diyor. Evet, o kadar. Başkan.
Bu bana göre dahası yok zaten yani. Bu hafta kadroya baktığın zaman bunun sahaya yansıması var. Ben onun için çok aynen mutlandım. Aynen öyle. Bu sözün bir itiraf olduğunu ben söyleyeyim. Yani öz eleştiri bu. Bu öz eleştiri. Bir şey daha söylüyor başkan. Bazen futbolda dengeleri doğru kurabilmek çok önemlidir. Kesinlikle. Diyor. Ben açıkçası başkanın bunu görmesine ben çok sevindim. Çünkü bizim sezon başından beri söylediğimiz buydu. Dikkat edelim. Yani Antalya Spor'a general değil, asker lazım. Eto'nun, bizim Eto gibi bir generalimiz varsa onun etrafında şekillendirebiliriz. Sana bir soru sormak istiyorum ya. Buyur hocam. Bu kadro Leonardo'nun kadrosu mu? Değil. Teşekkür ederim. Bu kadar basit. Bu kadro Rıza Çalınbay'ın da kadrosu değil ama. Bu kadro eğer Leonardo'nun yani kadrosu olsaydı bu takım Menez'de maça başlardı. Kaleci değişmezdi. Bu takım bu şekilde başlardı. Bu takım üzerinde çok ciddi anlamda bir görüşme ve konuşma yapılmış. Sen ve yanlış ikna anladın. Yapılmış. İlhami'nin söylediğini yanlış anladın. Karabük maçında çıkardığı konjeden kadrosu. İlhami şimdi bir atıfta bulundu ama biraz ağır. O biraz ağır. Benim şahsi kanaatim bu kadro, Karabük maçında çıkan kadro Leonardo'nun kafasındaki kadro değil. Abi bak şimdi şöyle olabilir. Eto'dan destek almış olabilir ki ben bunu doğru olduğunu düşünüyorum. Aynısını belki de iki hafta önce belki de yönetim bu konuda bir görüşme yapmış da olabilir. Ay yaptıysa doğru olanı yapmıştır. Bence de. Ben söyleyeyim şimdi, mi? Ben de aynı kanaat. Bence şimdi, çünkü bu kadro doğru kadro. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadro bir şey oturulup söyleyeceğim. Tartışılmış, istişareden geçirilmiş. Ya bu kadronun üstüne gidilmesi gerekiyor. Evet, istişareden geçirilmiş bir kadro. Galatasaray maçına çıkan kadro da buna benzer bir kadroydu. Zaten böyle bir kadro çıktı. Şimdi, onda da başarılı oldu. Bakın, Evet. Bakın. Bu adam takımı tanımadan buraya geldi. Takımdaki bir iki oyuncuyu eskiden tanıyor. Ancak takımın genel yapısını bilmiyor. Geçen hafta bunları konuştuk. Takımı hızlı tanımanın yolu, takımın geçmiş yıllardaki, takımın genel yapısı nüvesi durduğu için geçmiş yıllardaki kasetlerini alırsın, birkaç saatte odaya kapanırsın, izlersin 5-6 maçını, 10 maçını izlersin. O takım ve futbolcular üzerinde bir şeyler yakalarsın. Antrenmanlar seni yanıltabilir ama maçlar için aynasıdır. Tamam. Maçlarda gördüklerin senin daha iyi tanıman için onu söylüyorum. Evet. Şimdi bu adam geldiğinden beri, geçen hafta biz burada onun için isyan ettik ya zaten, onu söyledik ya. 4 hafta geçti artık. Her hafta 3 oyuncu değiştirerek devam etti. Her kötü maçtan sonra 3 oyuncu değiştirdi. Yenildik Göztepe'ye, gittik şeye Sivas'a 3 oyuncu değişik. Geldik buraya 3 oyuncu değişik. Gittik şeye Bursa'ya 3 oyuncu değişik. Geldik buraya 2 oyuncu değişik, 3 oyuncu değişik. Yani anlamsız arayış içerisinde gidiyor. Şimdi bu adam hala bir arayış içerisinde. Ama biz mesela ısrarla ne dedik? Deniz eğer Eto'yu kazanmak, Eto gibi bir yıldız oynatmak istiyorsan, bunun formülünü geçen sene Rıza Hoca buldu. Deniz'le beraber oynattı. Eto gol krallığına gitti. Erdal sana bir şey soracağım. Ya sen futbol oynayan bir adamsın. Bir arayış içindesin. Sahada bir oyuncuyu sarı kartı var veya çift sarı kart yani bu hafta oynayamayacak Charles gibi. Onun yerine müsabakanın 20-25 dakikası kaldığında o oyuncuyu alırsan yerine kimi koyarsın? Düşündüğün oyuncuyu onun yerine düşündüğün oyuncuyu koymayı düşünürsün. Ben o maçı düşünürüm. Hayır o maçı demiyorum. Bak, ben o maçı almayı düşünürüm. Bak hayır o maçı tamam o maçı düşünüyorsun. 4-0'lık maçta Bursa ondan maçını konuşuyorum. Ondan sonraki maçın programı hayır, başka. İşte 3-0 geride kaldığın maçtan bahsediyorum. Bursa maçından bahsediyorum. Kimi düşünürsün? Bir hafta sonra oynatmayı, çünkü artık 3-0'dan 10 dakika, 15 dakika varken değiştireceğim bir müsabakada şeyi düşünemezsin. 3-3'ü, 4-3'ü düşünemezsin. E peki ya bu adam Danilo düşünülmedi. Geçen hafta Danilo düşünülmedi. Bu hafta Danilo direkt ilk 11'de oyuna başladı. Yani burada bunu eleştirmek için söylemiyorum aslında. Doğru bir şey yapıldığının teyidini yapmaya çıkıyorum. Yani Antalya Spor'un Nasri'ye gelmiş, Nasri'ye şans verelim, psikolojisini düzeltelim, kilosunu indirelim. Menez gelmiş, sakat gelmiş, onu toparlayalım. Leonardo Antalya'yı tanımlıyor ama benim hedefim var abi. Biz bir hedef koyduk geldik. Bizim Türkiye'de dediğim gibi en fazla 4 kulübün içerisinde transfer bütçesiyle bu kadroyu bu yönetim yaptı. E o zaman tabii ki insan beklentileri yükseldi. Biz Rıza'yı niye zaman burada yönetim olarak da Antalya olarak da topun ağzına koyduk. Yönetim ilk 5 hedefi koydu. Rıza düşmeme hedefi koydu. Yönetimin hedefiyle Rıza Hoca'nın hedefi
Tutmadı. Tutmadığı için Rıza Hoca tartışılmaya başladı. Ama ben garanticiyimdir dedi Rıza Hoca da. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Antalyaspor doğru yolu buldu. Orta sahada başkanın sözünü gerçekten kutluyorum. Güzel bir söz. Futbol koşarak, inanarak, tabii, inançla oynanıyor. Eto'yu konuşuyoruz. 36 yaşında adam gol attığı zaman çılgınlar gibi. Abi yapma. Hayatında ilk defa gol atmış gibi. Maçtan tribüne çıktı. Tribüne yani müthiş. Taraftarla tezahürat yaptı. Bu sayıları arttırmamız İlami lazım. Sen atletsin. Koşarak futbol kazanılmıyor. Hem koşacaksın hem teknik olacaksın. Hem de teknik olursan güzel futbol oynayacaksın. İyi futbol oynayacaksın. İkisi bir araya gelecek. Yani zaten aynı şeyi söylüyoruz. Nasri ve Menez'i eleştirirken. Sadece atletler futbol oynayacak. Şimdi o zaman çıkar atletler yani top oynar. Şimdi o atleti de Antalyaspor almazlar Arda. İkisi bak ben Charles örneğini verirken niye örneğini verdim Charles'ın? Charles o kadar hoşuma gidiyor ki. Hep neden biliyor musun? Yani. Hem çok teknik. Aynı tür. Hem takım için çok faydalı. Hem çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Evet. Futbolcunun bu harmanlanması çok güzel. Gayet evet. Ama biz de şunu söylüyoruz. Antalyaspor kadrosuna aldığın oyuncu zaten sırf tek atlet olamaz. Olmaz zaten. Antalyaspor'da gelen oyuncuların arasındaki tek fark şu. Birisinin geçmişi çok popüler, çok ünlü. Bir tanesi bir şeyler yapmak istiyor. Yapmak için elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Bunların ikisinin fayda ve zararını hesaplarken ben şunu hesaplarım. Önce takımın geleceği, takımın puan cetvelindeki durumuna bakarım. Eyvallah. Onu kazanmak, bunu kazanmak, ona şans vermek, buna şans vermek fikri bana çok doğru gelmiyor. Yani. Özel maç alsınlar çarşamba, perşembe. Bir şeyler yapsınlar, orada kazanmaya çalışsınlar. Antalya söylemeye çalıştım mı? Futbolu bilen bir seyirci. Futbolu iyi bilen bir seyirci. Şimdi. O yüzden şimdi ceza sahasına girerken şut atmanız gereken yerde Siz şut atmayıp orada topu kaptırıyorsanız rakibe ve de basmıyorsanız kusura bakmayın. Taraftar ıstıklar. Şimdi her ikinizin de yani kimse tespitleri doğru. Aynı şeyleri söylüyoruz ama farklı yerlerden geliyoruz. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de diyorum ki evet, oyuncunun yaptığı, oyuncunun sahaya verdiği hepimizin tepkisini çekiyor. Doğru mu? Doğru. Aynı şeyleri söylemiyor muyuz? Taraftar da tepkili. Fakat bu oyuncunun bundan önceki maçlarda burada özellikle iç sahada ikinci yarı girdiği oyunlarda o kadar kötü değil. Dikkat edin. O kadar kötü değil. Kimin abi? Menez'in. Tekniği var. Topla iyi. Ama abi sıkıntı topla şu. Topla iyi de bir tane ben driblingini, bir tane şutunu, bir tane asistini ben ayarlamıyorum. 5 metrede top oynuyor. Sıkıntı bu çocuk burada bir sorun yaşıyor, bir sıkıntı yaşıyor, bir problem yaşıyor. İnşallah aşar. Yani aşarsa kazanılır. Aşmazsa da yollar ayrılır. Benim de söylediğim bu. Şey alırsın söyleyeyim. Devre arasında. Tutmadı. Aşı tutmayabilir abi. Yani o da mutsuz. Bazen çok büyük umutlarla oyuncu alır getirirsin. Çok büyük beklentilerin olur ama olmaz. Tutmaz, de, aşı tutmaz, maya tutmaz. Bir de şeyi yapmak konuşmamız lazım. Maicon'u 60-65 dakika çok hırslı, çok istekli ve çok iyi gördüm. Maicon iyi bir oyuncu. Evet yani. Maicon yani içinde en çabuk Antalyaspor'a adapte sağlayabilecek. Biraz devamlılık problemi var İlami. En büyük sıkıntısı devamlılık problemi var. Bir de benim onda gördüğüm şu, gole daha yakın olmalı. Yani Maicon aslında çok da güzel toplara vuruyor. Vuruyor ama işte gole yakın olması olursa daha çok gol atabilir. Daha da faydalı olur Antalyaspor. Şimdi Nasri ve Menez transferinden sonra Maicon biraz taraftarı şey yapmıştı. Ya Maicon da nereden çıktı deyip hayal kırıklığına uğramıştı ama. Önemli bir şey bu sezonki transferler arasında önemli oyunculardan bir tanesi oldu. %100 sana katılıyorum İhsan ama bir daha söylüyorum. Biz Karabük maçında çok doğru değişiklikleri doğru zamanda yapamadık. Cevap veremedik. Şansımızın yanımızda olduğu bir haftaydı. Rakip takımın 10 kişi kalması ve yani o Sakıp'ın çıkardığı topu anlamak yani çok büyük bir şanstı. Çok ilk devre ama en az 4-5 farka gidebilirdi maç. İlk yarı inanılmaz gol pozisyonlarına girdik. Çok ilk yarı takımı çok beğendim. İlk yarı yani kopabilirdi maçta. Evet kopabilirdi ama ikinci yarıda kaybedebilirdik. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ligde çok zor bir maçımız var. Önümüzdeki hafta boş. Bir sonraki hafta. Evet, yalnız burada önümüzdeki haftaya geçmeden önce genç Harun'a da bir şeyler söylemek lazım. Ben daha önce de söyledim, genç oyunculara karşı bir hayranlığım var. Kendim yöneticilik yaptığım dönemden de en büyük arzumdu
genç oyunculara şans vermek, onları bulmak, ortaya çıkarmak. Harun'u şimdi hayranlıkla izliyorum. Her geçen gün üzerine koyuyor. Kesinlikle katılıyorum. İlerleyen zaman neyine çalışıyor? İnşallah kafa yapısı da buna müsaittir. Tanımıyorum, bilmiyorum. İnşallah öyledir. Avrupa'da almış altyapısını. Tahmin ediyorum bir sıkıntı olmaz, bir problem olmaz. Yok, karakterli çocuk. Üstüne koyarak da ilerler diye düşünüyorum. İnşallah da onu bekliyorum kendisine. Şimdi programımızın sonuna geldik ama bu hafta Aytemiz Alanya Spor çok önemli bir galibiyet aldı. Çok önemli. Yani kısaca bir, bu ligin, birkaç kelime. Bu ligin en iyi takımlarından bir tanesine deplasmanda 4 gol atmak çok zor. Kısaca konuşalım. Ondan sonra programımızı sonlandırmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta telafi edelim. Birkaç çok cümle kısa, yapalım çok sonra kısa, önümüzdeki evet, hafta. Ben Alanya'nın tüm maçlarını çok büyük bir keyifle izliyorum. Bu hafta Ferdinand'ından tut. Fernandes'inden yani. Tut. Santra Wagner'ından tut. Emre'sinden tut. Müthiş bir takım vardı. Evet. Müthiş bir takım vardı ve bir şey söylemiştiler. Şu anda Türkiye'nin en iyi kontratağa çıkan takımlarının zaten deplasmanda oynanan maçlarda en fazla gol atan takım. Lider. Yani müthiş ve geçen hafta programı kapatmadan önce Alanya ile ilgili düşüncelerimizi söylerken dedik ki bu sene Alanya eğer iç saha fobisini yıkabilirse çok ilginç. İç sahada da sonuncu. Evet, geçen yıl Antalya'nın almış olduğu lig sonu puan cetvelindeki yerini yine bir Antalya takımı olarak Alanya'nın alacağından zerrece şüphem yok. Müthiş hırslı, inanılmaz derecede ekip halinde sevinmesini bilen, yani tek kelimeyle ben müthiş keyif aldım. Geçen hafta da öyleydi. Kesinlikle. Yani Alanya'yı seyretmekten zevk alıyorum. Her an Alanya maçında gol bekliyorsun. Yani bir Alanya'nın maçını izliyorsan o maçın 0-0'ı bitme şansı mümkün değil. Defansı birkaç cümle de ben edeyim Alanya Spor'la ilgili. Evet Erdoğan. Şimdi tabii Alanya Spor hakikaten iç sahadaki sorununu çözmeli. Çünkü iç sahada dışarıda oynadığı kadar üretken değil. Zaten sonucu şeyde istatistikte ama dış sahada da müthiş bir kontratak takımı İlhami'nin söylediği gibi. Ve dış sahada oynadıkları oyunu iç sahada da oynamaya çalıştıkları için de problem oluyor, sıkıntı oluyor. Saffet Susic mutlaka iç saha sendromunu halledecek, çözecek şeyde bir oyuncu, hoca, değerde bir hoca. Baliş gibi çok önemli bir eski futbolcu da yanında yardımcı olarak beraber birlikteler. Her ikisi de Alanya Spor'a gittikçe her geçen gün biraz daha katkı yapıyorlar. Ben Alanya Spor'u dediği gibi zevkle izliyorum İlhami'nin. Her geçen günde daha iyi oluyorlar. İç saha problemini çözerlerse ligin sürpriz takımlarından birisi olacaktır. Olurlar. Evet. Kutluyorum Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.